OES İnşaat Akbük Gayrimenkul'den herkese selamlar, saygılar arkadaşlar. Çok güzel bir hafta diliyorum. Evet, her şey gönlünüzde olsun. İnşallah çok güzel haberler alırsınız. Evet, bu haftanın ilk çekimi Akbük'te. Akbük soğuk su plajına 850 metre mesafede özel bir site içinde size tam müstakil bahçeli bir ev tanıtmaya geldim arkadaşlar. Etrafı izole edilmiş, size ait özel bahçeli. 3+1 villa arkadaşlar. İlginç evimiz sanırım herhalde 13-14 yaşında var. Belki 15 de olabilir. 15 diyelim hadi. 15 yıllık. Ve sıfır. İlk sahibi siz olacaksınız. Toprak sahibimiz zamanında burayı kat karşılığı herhalde vermiş. Gördüğünüz gibi tok satıcı olduğu için sanırım ondan dolayı böyle evleri hala onun mevcut. Bu da onlardan bir tanesi arkadaşlar. Fiyatım da gayet güzel. 6 milyon 250 bin TL pazarlık payımız var. Evimiz toz toprak, malum kapalı ev. İşte bu ufak bir yerde cam kırılmış falan. Lütfen onları dikkate almayın. Siz hemen böyle vizyonunuzun düğmesine basın. Orada deyin ki benim için bahçe önemli diyorsanız ve müstakil bir ev olsun, yanımda komşum olmasın, bitişik nizam olmasın diyorsanız bu videoyu sonuna kadar izleyin. Fiyat da gerçekten çok güzel. Konum muazzam. Biraz fırtına var bugün de gene. Yarın daha fazla olacak. Drone görüntüsü aldım. Normalde aslında denize kadar indirirdim ama şimdi gider gelmez bizim çocuk. Ondan sonra 50 bin lirayı plajda denize bırakıp gelmeyelim. Güzel bir ev arkadaşlar. Hemen bak şu sol tarafımız, Ender abi göstersin. Buyurun bakın, geçiyor. Otobüs son durak. Bu Sarı Civciv denilen Aydın Belediyesi'nin uyguladığı her saat başı kalkan Sarı Civciv denilen otobüslerin geçiş güzergahı arkadaşlar. Evinizin önüne kadar bunlar geliyor her saat başında. Hemen Ramada Otel'in 100 metre altındayız. Ramada zaten reklamlarında da veriyor. Denize 1 kilometre diye biliyorum. 900 mü? Öyle bir şey. İşte biz de 800-850 metredeyiz. Konum muazzam. Hemen şuradan sağa dönerseniz otomatikman Akbük'ün içine Salıköylü Pazarı'nın olduğu yere giriyorsunuz. Burada böyle bize ait üstü kapalı güzel otopark alanlarımız var. Evet, benim evimde hemen ön cephedeki bu evin yanı. Onun için arkadan başladık. Sitenin içinde çok gezmeyeceğim arkadaşlar. Hemen hatta şuraya bir havuzun küçük bir videosunu atıyorum. Güzel de bir havuzumuz var arkadaşlar. Evet, ana giriş kapılarımız böyle. Bakın herkesin kendi bahçesi mevcut. Şuradan da kopya çekebiliriz Ender abi. Çok güzel yapmış beyefendi gerçekten. Şöyle güzel bir bahçe istiyorsanız arkadaşlar ideal. Pazarlık payımız illaki olur diye düşünüyorum. Abim son diyor ama yani burayı bir 6'ya falan bitirirsek arkadaşlar süper olur vallahi. Evet, evim de burası. Limon çamlarıyla kapalı ama isterseniz böyle gördüğünüz gibi komşularımız gibi telçit çekerekten ya da farklı bir şey yapamazsınız diye düşünüyorum diyecektim tam. Çünkü herkes telçit çekmiş. Onlara uyarsınız. Burayla bir olup tamamen de kapatabilirsiniz. Bakın şuradan Ender abi gel, göstererekten gel abi. Dışarıda güzel bir şeyimiz var. Duşumuz da konulmuş. Arsa payımız arkadaşlar, bahçe payımız 290 metrekare. Şimdi şöyle düşünelim, hemen matematik yapalım bu arada. 290 metrekare bir arsa alıp da şöyle bir 3+1 villa koysak mümkün değil, bu rakamlara çıkamayız. Evimizin masrafı var arkadaşlar, onu söyleyeyim. Onun için fiyatımız bu rakamda. Şöyle bir bahçe turu yapalım mı Ender abi? Bakın tamamen dediğim gibi müstakil. Vallahi bakarsanız bağlıyor, bakmazsanız dağılıyor. İşte yıllardır kapalı ev. Dediğim gibi ilk sahibi siz olacaksınız. Şöyle geliyor, kocaman burada böyle bir bahçe. Bunlar ağacı mı abi? O da sanırım kayısı mıydı? Armut mu oradaki? Bakın nar ağacınız var, armut ağacınız var. Nar ağacı narsız olur mu şarkısı da size gelsin. Bu da mı nar? Bu da nar maşallah. Bol bol narınız var, nar ekşisi yaparsınız. Nar faydalı arkadaşlar, bol bol yiyin. Bunlar hep size ait. Kimse gelip de hani özel bahçenize giremiyor. Oh ayva. Vallahi bak abi, ayvaya bakar mısın? Gel gel. Bak mübarek çıkmış. Ya buranın da bir de toprakları, bakın kızıl toprak dökülmüştü zamanında. Hala duruyor, çok verimli topraklar. Yani burada bostan büyütün yani o derece. Bu ne ya Ender abi? Sen biliyorsun. Of limon. Ya arkadaş ben de bunu kıskanıyorum ya. Bak sen de Ender abi şahitsin. Evime bunlardan kaç tane ektim? Yok abi bak, al kapalı ev, üstüne bakar mısın? Dünya kadar limon var.
7 veren. Lan bizimki bir tane vermiyor ya. Bir ver ya. Bir veren ol. Evet, şöyle ana giriş kapımız. Hemen konumuza gelelim. 7 vermeyeni kınıyorum benim. Şimdi buraya 100 bin lira da harcayabilirsiniz. Çok güzel bir şekilde yaparsınız. Ama böyle muazzam bir ev yapacağım derseniz bunun sınırı yok. 500 de harcarsanız da arkadaşlar. Ben olsun. O, tabii ki bu çelik kapıyı ya boyatacaksınız ya değiştireceksiniz. Evet, buyur gel. Şimdi takılmayalım lütfen dediğim gibi. Burası antre girişimiz. Hemen şurada çok güzel böyle bir kiler var, çamaşırlık. Çamaşır makinesi oraya konuluyor. Şöyle gösterelim. Hemen buradaki banyoyu da sen göster Ender abi. Arkanda kaldı. Orayı da bir göster. Duş var mı orada? Yok. Duş yok değil mi? Güzel bir WC'miz ve tuvaletimiz orada. Evimiz bu arada şömineli arkadaşlar. Aktif bir şekilde çalışan şömine var. Güzel bir mutfağımız var. Bakın yıllardır kapalı ev ama mutfak Allah var. Sadece bir temizlik yapılacak. Zımba gibi duruyor. Şömine dediğim gibi şömine hastaları olanlar da çok. Burada güzel böyle bir 40 metrekareye kullanım alanına sahip bir salonumuz var. Açık mutfak salon. Bir WC, bir tane de çamaşır odası. İşte ütülük falan filan. Hemen burada güzel böyle bir ön cephe terasımız var arkadaşlar. Buradan işte bahçeye de çıkabiliyorsunuz. Vallahi bu ev bahçesi için alınır. Konumu için alınır. Kaçırmayın diyorum. Rakam bence güzel arkadaşlar. 6250 öyle şey değil. Dediğim gibi şunları dikkate almayın lütfen. Yukarıda bir teras var. İnanamazsınız. Top oynayın. Evet, ben önden şöyle bir çıkıyorum Ender abi. Buyur gel. Burada bir tane küçük bir çamaşırlığımız var. Bu arada da sitenin şeyleri de çıktı arkadaşlar. Hani karar alındı. İstediğiniz yeri cam balkon ve yukarıdaki terası tamamen üstünü kapatıp 1+1, 2+1 artık ilave etmek istiyorsanız onu da yapabiliyorsunuz serbest. Böyle gördüğün yerlerde Ender abi onları da çek. Bak karşı taraf örneğin tamamen kapatmış. Ev devasa bir şey olmuş. Hatta yarım kapatmış. Yarım da açık teras bırakmış. Onu yukarıdan gösteririz. Evet, burada bir tane yatak odamız bir. Ender abi sen sortileri yap çık. Şu kapının arkasındaki bak şurası şey. Şimdi buraya gömme gardırop yaptıracaksınız arkadaşlar. İki kapılı. Genç odası burası. İster ranza koyun, ister 1.20'lik yatak koyun. Burası da öyle. Hemen kapının arkasında gene gömme gardıropluk alanlar var. Ben şimdi ileriye geçtiğinde göstereceğim. Gene buranın arkasına gardırobunuzu yaptırıyorsunuz. Bunlar işte ekstra masraflarınıza girecek. Burada çok güzel böyle küvetli bir Hilton banyomuz var. Ki banyo da gayet güzel aslında. Fayanslar da şık. Bakın vallahi tuvaletin üzerinde gördüğünüz gibi şeyle etiketleri falan duruyor. 15 yıllık bir ev ama yapı denetime göre yapılmış. Burası ebeveyn banyolu yatak odamız. Muazzam bir balkona çıkıyor. İsterseniz bunu kapıyı kaldırın. Komple burayı içeriye alın. Yatak odanızı daha da büyütün. Gene hemen şu karşısı ebeveyn banyosuna girmeden evvel göster abi gösterelim. Gene buraya böyle güzel bir marangoza bizim Güran'ı çağırıyorsunuz. Ölçüleri alıyor. Size harika bir gardırop yapıyor oraya. Şu an benim evde çalışıyor. Biz de böyle o yerleri değerlendirdik. Burada da ebeveyn banyomuz var. Şu balkonu bir gösterelim abi. Balkon çok güzel. Evler çok devasa büyüklükte değil yani odalar ama şimdi artık bunları da karar alındıktan sonra buraları da içeri aldıktan sonra arkadaşlar gerçekten muazzam bir iş çıkıyor buradan. Hele ki yukarıyı da yaparsanız işte o zaman demek istediğim bu. Hani 100 bin bir harcarsınız 500 de harcadınız da o zaman of ev 10 milyonluk ev olur. Haydi şu futbol sahasına çıkalım bizim yukarıya. Şimdi buranın örneğin burada çamaşırlığı gösterdik değil mi? Şimdi burada cam kırılmış. Artık kapı çarpmış. Bir şey olmuş.
Ev sahibim işte Ankara'da olduğu için pek ilgilenemiyor. Şimdi buraya bir cam taktıracağız. Şurada gördüğünüz gibi tam 45 metrekare arkadaşlar, devasa bir teras alanı var. Nereden? Şuraya bir zoomlar mısın? Bak oraya ben bayılıyorum. Buranın en güzel işini bence o yaptı. Önünde güzel bir balkon bıraktı büyükçe. Ondan sonra da oraya çok güzel bir stüdyo 1+0. Resmen böyle açık mutfak salon. Bir daire çıkarttılar buraya arkadaşlar. Aynısını siz de yapabiliyorsunuz. Yani şuradan deniz manzarası zaten açık. Şurayı bir balkon olarak isterseniz bırakabilirsiniz. Ama tamamını kapatmak istiyorsanız izin var. Evet. Deniz manzaramızı bir gösterelim abi. Önümüzde gerçi arsalar var arkadaşlar. Şimdi yalan söylemeyelim. Yarın bir gün buralara, şu sağ tarafta gördüğünüz gibi müstakil parseller, oralara villalar illaki yapılır. Artık kısmi bir şekilde kapanır mı kapanmaz mı, onun garantisini vermeyelim. Ama şu ağacın önünden sol taraf tamamen yeşil alan, park. Bizim o otoparklarımızın olduğu yer gibi. Makine gibi anlattım ya. Aidatlar ne kadardı abi? 650 miydi? Herhalde bu sene 1000 lira olur. Değil mi? Evet, çünkü aidatlar artıyor. Biz hani 1000 lira olaraktan kafamızda canlandıralım. Çünkü artık yeni şeyler, toplantılar falan olacak. Şu an hiç 1000 liranın işte altında site maalesef yok arkadaşlar. Çünkü havuz bakımıydı, su giderleri, sitenin elektriği, peyzaj bakımları vesaire, bunlar hep para biliyorsunuz. Evet, drone görüntüleriyle baş başa bırakıyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. İnşallah bugün güzel çekimler yapacağım. Vallahi o kadar çok yoğunum ki anlatamam. İşte İngiltere'ye bile gitmem lazım. Ne zaman gideceğim? Daha hala biletimi alamadım. Yani bir haftalığına, 10 günlüğüne muhakkak gitmem lazım. İşte bakalım, inşallah yetiştireceğim hepsini. Bir Ankara yapmam lazım annem babam için. Görüşmek dileğiyle. Bol bol çekim yapacağız son 2-3 gün. Saygılar, selamlar.